Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YKS hakkında tekrar bir video çekiyoruz. Birkaç kişi benden nasıl çalıştığım, yani hangi kaynakları kullandığım hakkında bir video istedi. Başlayalım, çok fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle YouTube kanalları olarak hangi kanalları takip ettiğimi söyleyeceğim. Ve bunlara da ders ders gideceğim. Öncelikle Türkçeden 7/24 dersteyiz. Benim hocam ve kampüs kanalını takip ettim. 7/24 dersteyiz de güzel konu anlatımları var. Benim hocam da Kadir Gümüş TYT konu anlatımını takip ettim. Kampüste TYT Türkçe son tekrar videoları vardı. Onlara baktım. Kaynak olarak elimde Hız ve Rengin geçen seneden kalan denemesi vardı. Onu yarısı boştu. Onu çözdüm. Bir de Endemik yayınlarının TYT 15'li denemesi vardı. Onu çözdüm. Açıkçası ekstra bir Türkçe soru bankası falan bu sene almadım. Çünkü deneme üzerinden gidiyordum. TYT denemeleri ya da TYT Türkçe denemeleri üzerinden gidiyordum. Daha net sonuçlar elde etmek için. Paragrafta konu eksim yoktu. Genellikle dil anlatımda konu eksim olduğu için bu şekilde yaptım. Sayısalcı olduğum için sosyal çalışmadım. Bu konuda fikir veremeyeceğim size ama birçok kanal vardır. Onun dışında matematiğe gelelim. Matematik çok önemli. Biliyorsunuz ki özellikle TYT'de süre sıkın, AYT'de ise zorluk bazında. Benim takip ettiğim kanal Yahya Tan'dı. Yahya Tan'da TYT ve AYT olmak üzere bütün konu anlatımları var. Bence çok İyi bir kanal çünkü konular ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor ve bir konuda birçok soru tarzında çözüm yapılıyor. O yüzden Yahya Tan'ı öneriyorum. Onun dışında kampüsün TYT, AYT son tekrar videolarına son aylarda bakabilirsiniz. Bir şey unuttuysanız, unuttuğunuzu düşünüyorsanız. Kullandığım yayınlara gelirsek. Öncelikle hep elimin altında olduğu için bunu önereceğim. 3-4-5'in AYT soru bankasını kullandım matematikte. Bunun TYT'sini de kullanabilirsiniz. Bence ikisi de güzel. Bir diğeri ilk 3-4-5'ten önce daha alt bir seviye olan Matematik Kulübü'nün kolay matematik kitabını almıştım. Neyi bilip neyi bilmediğimi öğrenmek için. Onun dışında bir de Güray Küçük. Güray Küçük'ün fasikülleri gerçekten konuyu öğrenip pekiştirmenizi sağlıyor. Tavsiye ediyorum. Özellikle limit, türev, integral gayet gerekli bence. Bir de acil matematik çözdüm ama bunu kitap olarak çözmemiştim. Yine bir kanal vardı YouTube'da. Aklıma şu an gelmiyor. Yazarım belki bulursam kanalı şuraya. O kanalda acil matematik soru bankasının soru çözümlerini yapıyordu bir hoca. Bunu da bu şekilde oradan takip etmiştim. Bence YouTube'daki hem konu anlatımı hem de soru çözümleri çok gerçekten bir şeyler katıyor kendimize. Yapamadığınız şeylerin nerede hata yaptığınızı falan anlıyorsunuz. Bence es geçmeyin bunları. Matematik bu şekildeydi. Geometriye gelmek istiyorum. Geometride çok fazla geometri kanalı bulamadım açıkçası hoşuma giden. Bir tane var. O da Kenan Karay'la Geometri. Bayağı konu anlatımı var ve konu anlatımı yaparken ayrıca soru çözümü de yapıyor. Bence çok harika bir kanal. Çünkü geometride çok fazla kanal yok. Yine dediğim gibi kampüsün son tekrar videolarını izleyebilirsiniz. Kaynak olarak da ben Endemik kullandım bu sene. Endemik biraz zor bir yayın. Endemik olmaz da başka ne olabilir? Şu an gerçekten hiç hatırlamıyorum ama geçen sene de Birey kullanmıştım. Belki o da, ona da bakabilirsiniz. O da güzeldi. Acil matematiğin geometrilerine bakabilirsiniz. Bence onlar da çok kaliteli. Ayrıca bu Kenan Karay'la geometride acil matematiğin soru çözümleri vardı. Deneme çözümleri de vardı. Gelelim fiziğe. Zaten bu videoyu aslında fizik ve biyoloji için çekiyorum. Çünkü isteyen arkadaş onları istemişti. Fizik herkesin bildiği üzere ülkece yapamadığımız bir ders. Ben de yapamıyordum açıkçası. Geçen sene 3 doğru, 5 yanlışım vardı AYT'de. TYT'yi hatırlamıyorum ama bu sene 10 doğru, 2 yanlışım var. Bence bunun da sebebi hem çalıştım hem de çalıştığım kaynak güzeldi. Fizikte YouTube kanalı olarak Fizikle Barış'tan çalıştım. Ben bunu kesinlikle öneriyorum. Şu an orada anlatım yapan hoca kendi kanalıydı. Benim hocama geçti. Bence oradan da takip edebilirsiniz.
Bir diğer kanal kampüsün son tekrar videoları. Son aylarda gerçekten çok mantıklı bir davranış oluyor son tekrar videolarını izlemek. Unuttuğunuz bir şey varsa hatırlıyorsunuz. Bir diğer kanal Fizik'te Umut Öncül. Umut Öncül biraz aslında eski bir kanal olduğu için videoları tam olarak güncel olmayabilir. Yani eski çıkarılmış konular olabilir. O yüzden kendiniz araştırıp bakmanızı öneriyorum ama gerçekten güzel anlatım yapan bir kanal. Kullandığım kaynaklara gelirsek, Fizik'te TYT için Okyanus'un soru bankasını kullandım. Ama aynı zamanda küçük küçük konu anlatımları vardı kitabın içinde. AYT için Nitelik yayınlarını kullandım. Nitelik miydi? Hayır, pardon. AYT için Kültür yayınlarını kullandım. Kültür yayınlarının sadece soru bankasını. Güzeldi bence. Başlangıç olarak güzel bir seviyedeydi. Onun dışında Palme'nin soru bankasını kullandım AYT'de. Bir diğeri de ÇAP. ÇAP zaten fasiküllerden oluşuyor. Elimde bütün lise hayatım boyunca ÇAP kullandığım için bir sürü fasikül vardı. Hem onlardan konu olarak çalıştım. Ayrıca da kalan sorulardan çözdüm işime yarayanları. ÇAP güzel bence. Başka önerebileceğim kanal FDD'nin, yani Final Dergisi'nin. Onun kaynakları her zaman bence çok iyi oluyor. Bence onlara da bakabilirsiniz kaynak olarak. Fizik bir de zor seviye için olacaksa eğer, Kara Ağaç gayet zor diye biliyorum. Çözmedim ama biliyorum. Fizik bu kadar olsun. Ve fizikte önemli olan konuyu anlamak. Bence bunu da bir aklınızda bulundurun. Konuyu anlamadığınız takdirde asla çözemiyorsunuz. Kimyaya geliyorum. Şimdi kimya adına aslında ben bu sene kimyaya çok çalışmadığımı fark ettim. Bu sene çok fazla üstüne düşmedim çünkü fizikten kimyaya vakit kalmadı. Kimyada YouTube'da Kimya Adası'ndan ilk önce çalıştım. Bütün konu videolarını bitirdim. Bir diğeri de eksik kaldığı noktalarda Kimyacı Gülçin Hoca diye bir kanal var. Oradan tamamlamaya çalıştım. Yine son tekrar olarak da kampüsten izledim son tekrar videolarını. Bence üçü birbirini gayet tamamlıyor. Bir de Kimya Özel vardı. Kimya Özel'in bence konu anlatımı çok başarılı ama videolar güncel değil. Ama tabii ki konular çok fazla değişmediği sürece videoların güncel olmaması sıkıntı olmaz. Bakabilirsiniz bence. Kullandığım kaynaklarsa TYT, AYT olarak bir kaynak almıştım beraber. Gezegen Yayıncılığın Soru Bankası ve yanlarında küçük küçük konu anlatımları olan bir kitaptı. Onun dışında Karakök Soru Bankası'nı kullandım AYT'den. Organik kısmını bayağı çözmüştüm. Palme'den TYT'sini kullandım. Konu anlatımını ve soru bankasıydı. Palme'nin TYT'si. Bir de organik kimya olarak ayrıyetten bir fasikül alın bence. Ben 12. sınıfta Palme'yi kullanmıştım. Gayet güzeldi. Hocalarınıza danışabilirsiniz bence. Kimya adına da bu kadardı söyleyeceklerim. Bir de biyolojiye bakalım. Şimdi öncelikle bence biyolojide bir püf nokta var. Biyolojiyi ezberlemeye çalışmayın. Biyolojiyi kafanızda hikaye gibi oturtmaya çalışın, anlamaya çalışın. Çünkü sistemler mesela vücudunuzla alakalı. Bunları kafanızda oturtarak çalıştığınızda biyoloji unutulmayan bir ders bence. Biyolojide çalıştığım kanal Selin Hoca'ydı. Ben bu kanalı gerçekten çok beğeniyorum ve sadece tek bir kanaldan çalıştım. Yine ama kampüsten tekrar videolarını izleyebilirsiniz isterseniz. Güzel oluyor tekrar videoları. Selin Hoca bence gerçekten harika bir kanal. Çünkü konu anlatımları çok iyi. Soru çözümü çok fazla yok aslında ama konu anlatımları gerçekten çok ayrıntılı ve iyi. Kullandığım kaynaklar da Endemik'in soru bankasıydı. Endemik, TYT, AYT, biyoloji soru bankasını kullanmıştım. Endemik biraz üst seviye. Endemik'ten önce bence Palme'yi kullanabilirsiniz. Palme'nin soru bankasını. Bir de elimde biyolojiden kuantum vardı. Kuantum da zor ama bence güzel. Çok fazla zor değil aslında. Orta seviye bence. Biyoloji zaten çok fazla zor bir ders değil. Anladığınızda yapabileceğiniz bir ders. Onun dışında zaten biyolojiden her seferinde Palme önerilir. Palme'nin konu anlatımları da vardı bende. Bende aslında konu anlatımlısı vardı. Yanında soru da vardı ama
Konu anlatımı zaten bütün kanallarda var, işte Selin Hoca'da var. Ona gerek yok bence. Sadece soru kitabını alabilirsiniz. Bu arada bunlar benim kullandıklarım olduğu için öneriyorum. Siz tabii ki bir araştırın hangi kaynaklar öneriliyor. Çünkü sürekli kaynaklar kendini yenilemeye devam ediyor. Belki ne bileyim Palme eski kalmıştır. Yani kalmamıştır ama eski kalan kaynaklar vardır. Bir de takip edebileceğiniz rehberlikçi hocalar var. Bunlardan bir tanesi Gri Koç. Bence Gri Koç çok güzel öğrencileri bilgilendiren bir kanal. Bunu öneriyorum. Aynı zamanda motivasyon da veriyor size. Ama bazen işte kızıyor, üzülüyorsunuz. Ama gerçekten doğruları söyleyen bir hoca. O yüzden Gri Koç'a bakabilirsiniz. Ve hatta Gri Koç'un yaptığı bir uygulama var. Güneşten önce uyanmak adlı. Bence ne kadar erken kalkarsanız o kadar çok çalışabilirsiniz. Ve bu hoca da bu şekilde bir akım başlatmış. Buna katılabilirsiniz. Hem motive olmuş şekilde başlarsınız. Bir diğer rehberlik kanalı, tu kanalı yok galiba ama Instagram'da sayfası var. PDR Ciniz diye. Şuraya bir yere yazıyor olurum. Bence bu hoca da güzel paylaşımlar yapıyor. Buna da bakabilirsiniz. Özellikle tercih zamanlarında çok ihtiyacınız olacak. Evet, bu kadardı. Dersler adına söyleyebileceklerim. Bir de kullandığım denemelerden bahsetmek istiyorum. Bir videomda söylemiştim ama Krallar Karması'nın TYT, AYT denemelerini çözdüm. Bence güzellerdi. Çok üst seviye mi diye sorarsanız içinde üst seviye olan yayınlar da vardı ama ortalama olan yayınlar da vardı ama kolay olduğunu söyleyemem. Ama bence çözülmesi gereken bir yayın. Bir diğeri de bunu daha önce almıştım. Okyanus'un altılı TYT denemesi. Bence Okyanus gayet güzel kitaplar çıkartıyor. Çünkü hem genellikle bütün kitapları soru çözümlü oluyor, video çözümlü oluyor. Bu bence çok büyük bir artı. Çünkü işte dediğim gibi evde çalışıyorsanız bir öğretmene soramıyorsunuz. O yüzden Okyanus'u öneriyorum. Evet, bu kadar. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Çok fazla sıkmamak için hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda uzun videolar olduğunda editlemesi benim için zor oluyor, uzun sürüyor. O yüzden bilgi odaklı kısa kısa size bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu an aklıma gelen size faydalı olabilecek şeyleri anlatmaya çalıştım. Eğer hakkınızda anlatmadığım, es geçtiğim bir yer varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Az abone olduğunuz için bütün yorumlarınızı görüyorum ve cevaplayabiliyorum. Bu arada tekrar abonelerime teşekkür edeyim. Bir önceki videoda teşekkür etmiştim. Sanırım şu an 46 abonem var. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve söylemek istediğim de bir şey var. Birisi, kim olduğunu bilmiyorum, adı falan yazmıyor. Videomu çok kanser olduğunu söylemiş. Yani daha doğrusu benim kanser olduğumu söylemiş. Anlatımımın vesaire falan. Gerçekten bu yorumlara takılacak bir insan değilim ama eğer beğenmiyorsan anlatımımı ya da video içeriğim hoşuna gitmiyorsa videodan sanırım şurada sağ üstten ya da geri tuşuyla falan çıkabilirsin videomdan. Videoyu sana kafana silah dayatarak sonuçta izletmiyorum. Beğenmiyorsan abone de olma. Gayet net yani. Yorumda da beni destekleyen kişiye teşekkür ediyorum bu arada. Her neyse, bunu da söylemek istemiştim. İçimde kalmasın. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bence çalışmaya başlamadıysanız, mezunsanız ya da 12'seniz artık başlayın. Çünkü bir senenin nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorsunuz. Çok hızlı geçiyor. Ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajlısınız. Tabii ki aralarda küçük molalar verin. Yani 7-24 çalışacak haliniz de yok. Kendinize de zaman ayırın. Çünkü bir süre sonra çalıştığınızdan da bir şey anlamazsınız. Evet, bence hedefleriniz doğrultusunda çalışmayı asla bırakmayın. Çünkü sonra pişman olursunuz. Bir sene daha mezuna kalmak zorunda kalırsınız. O yüzden güzel bir şekilde çalışın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, videolarım size hitap ediyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.